Şimdi 12. yüzyılda yaşamış Hintli bir matematikçiye, Bhaskara'ya atfedilen, Bhaskara'ya atfedilen bir ispatı göstereceğim. Bir kareyle başlıyoruz. Hemen karemizi çizelim. Biraz belli bir açıda eğik çiziyorum çünkü böylesi benim için biraz daha kolay olacak gibi. Kareyi oldukça andıran bir şey çizmeye çalışıyorum şu an. Tam olarak eğik bir kare olmuyorsa kusuruma bakmayın ama bayağı da oldu. Bayağı güzel oldu, tamam. Bunun bir kare olduğunu varsayıyorum. O halde bu bir dik açı, bu dik açı, bu dik açı ve bu da dik açı. Tüm kenar uzunlukların da aynı olduğunu farz ediyoruz. Diyelim ki hepsinin uzunluğu c. Bunu da sarıyla yazalım. Karenin tüm kenar uzunlukları c'ye eşit. Şimdi bu karenin içinde 4 tane üçgen oluşturacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi dümdüz aşağı ineceğim şuradan. Dümdüz aşağı iniyorum. Evet, böyle bir çizgi. Şöyle bir üçgen oluştu. Buradan dümdüz aşağı indim, buradan da sağa düz bir çizgi çekiyorum. Bu doğruca aşağı, bu da doğruca sağa gidiyor. O halde bu da dik açı. Şimdi karenin bu noktasından dümdüz yukarı çıkıyorum. Bu doğruca yukarı, bu da doğruca yana gittiğine göre bu da bir dik açı değil mi? Bu da dik bir açı. Bu noktadan da yatay bir çizgi çekiyorum. Yani sanırım öyle yapıyorum. O halde biliyoruz ki bu da bir dik açı olacak. Ve bunun da dik açı olacağını biliyoruz. Gördüğünüz gibi karemizden 4 dik üçgen oluşturduk. Ortada öyle bir şey var ki bir dörtgen, muhtemelen de bir kare bu. Kare olduğunu henüz kendimize henüz ispatlamadık. Şimdi şunu düşünelim. Bu üçgenler benzer üçgenler midir? Kesin olan şey hepsinin hipotenüs uzunluğu eşit. Hipotenüs uzunlukları yani kısaca hipotenüsleri aynı. Hepsinin uzunluğu c. Dik açıların karşısındaki kenarlar hep c uzunluğunda. Eğer karşılıklı açılarında aynı olduğunu gösterebilirsek, üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Tüm açılar aynı bir de üstüne karşılıklı bir kenarlara eşit olan tüm üçgenler benzer üçgenlerdir. Bunu gösterebiliriz. Bu açıya teta diyelim. O halde bu açı 90 eksi teta olmalı, değil mi 90 eksi teta. Çünkü bunlar tümler açılar. İkisi bir araya gelince karenin bu dik açısını oluşturuyorlar. Eğer bu 90 eksi teta ise, biliyoruz ki bu açıyla bu açının toplamı 90 etmeli. Çünkü 180'den dik açıyı çıkardığımızda 90 kalıyor. O halde bunun da teta olması lazım. Bunun da teta olması lazım. Bu teta ise, bu da 90 eksi teta olmalı. Herhalde nereye varacağımızı artık görmeye başladınız eğer bu 90 eksi teta ise, bu da teta olmak zorunda. Bu teta ise bunun 90 eksi teta olması gerek. Bu 90 eksi teta ise, bu da teta olur. Son olarak, bu da 90 eksi teta'dır. Gördüğünüz gibi bu dört üçgenin tamamında hepsinde üç farklı açı var. Teta, 90 eksi teta ve 90 derece. Demek ki hepsinin açıları aynı. Üstelik bir de hipotenüsleri de eşit. O halde bu dört üçgenin birbirlerine benzer üçgenler olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve artık bunu bildiğimize göre üçgenlerin uzun kenarlarının b uzunluğunda olduğunu varsayalım. Bu üçgenlerin uzun kenarlarının uzunluğu b. Sadece varsayımda bulunuyoruz. Yani bu uzunluğa küçük b dedik. Ve yine diyelim ki kısa kenarda, kısa kenarda, yani buradaki uzunluk, bu uzunluk, bunların hepsi bu uzunlukta var, bu da var, bunların hepsi de A uzunluğunda olsun. Yani buraya yükseklik diyecek olursak, bu yükseklik A uzunluğunda. Şimdi ilginç bir şey yapalım. Öncelikle karenin alanını düşünelim. Bu karenin alanını C cinsinden nasıl ifade edebiliriz? Gayet basit. Bu c'ye c boyutlarına bir kare olduğuna göre alan, karenin alanı eşittir c karedir. Şimdi bu üçgenlerden ikisinin, iki tanesinin yerini değiştireceğim. Ve sonra da diğer figürün, diğer şeklin alanını a ve b cinsinden bulacağım. Ve böylece umarım Pisagor teoremine ulaşacağım. Hareket noktamızı kaybetmeyelim, ilginç olan o çünkü. Şimdi hepsini kopyalayıp yapıştırıyorum tamamını alsın. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Kopyala, yapıştır. Asıl şeklimiz bu. Şimdi şunu bir temizleyeyim de. Şimdi üçgenlerin yerini değiştireceğim. Eğlenceli kısım şimdi başlıyor. Sol üstteki bu üçgeni alıp sağ alttaki üçgenin yanına taşıyacağım. Kopyala yapıştırla bir deneyelim bakalım olacak mı? o kadar da düzgün çizmemişim ama diğer üçgenleri de korumaya çalışıyorum. Onları bozmayayım, kopyaladım, daha doğrusu kesiyorum ve yapıştırıyorum. Bu üçgeni tam buraya koyduk. Peki yerleştirdik. Silinen çizgileri de tamamlayalım. Burada bir çizgi vardı. Burada da bir çizgi vardı. Bu dimdik aşağı iniyordu. Bu da yana doğru Düz bir çizgiydi. Evet, bu parçayı buraya taşıdım. Bu üçgeni alıp buraya koyduk. Peki, şimdi de sağ üstteki bu üçgeni alıp sol alta taşıyacağım. Alan tamamen aynı. Alanda hiçbir değişiklik yok. Sadece, sadece şeklini değiştiriyorum. Tamamını alayım. Şimdi kestim ve kestim. Kestim ve yapıştırıyorum. Tam buraya taşıyorum. Evet, taban gitti tabanla tamamlayalım. Üçgeni buraya taşıdık. Yani bu parça, bu üçgen tarıyorum şöyle. Artık burada, bu üçgende, artık burada. Ortadaki kare ise artık kare olduğunu biliyoruz, yerinde kaldı. Şekli nasıl yeniden düzenlediğimi anladığınızı umuyorum. Şimdi sorum şu. Bu yeni şeklin alanını nasıl ifade edeceğiz? Nasıl ifade edebiliriz? Alan eski şeklin alanıyla aynı, sadece iki parçanın yerini değiştirdim. Bu alanı A ve B cinsinden nasıl ifade edeceğiz? Bu işin püf noktası, bu alt kenarın, bu alt kenarın uzunluğunu görebilmek. En alttaki bu kenarın uzunluğu nedir? Alt kenarın uzunluğu, bu kenarın uzunluğu B. Bu kenarın uzunluğu da a olduğuna göre, tüm alt kenarın uzunluğu a artı b olur. Bu bile tek başına ilginç ama biz bir şey daha fark ediyoruz. Bu buradaki uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluk birebir aynı. Bu da a. O halde burada a'ya a boyutlarında bir kare oluşturabiliriz. a çarpı a boyutlarında bir kare. Bu kare a'ya a bir kare. Dolayısıyla alanı da a kareye eşit. Görebileceğiniz bir renkle yazayım. Yani bu alan a kareye eşit. Peki geri kalan kısmın alanı nedir? Eğer bu a uzunluğunda ise, bu da a uzunluğunda olmalı değil mi? Alt kenarın tamamının uzunluğu a artı b olduğuna göre, a çıktıktan sonra geri kalan kısım b olmalı. Tüm kenar a artı b uzunluğunda ve burası a. O halde bu kısım da B'dir. Yeniden düzenlenmiş olan bu şeklin, bu yeni şeklin geri kalanı, yani taradığım bu bölge, B'ye B boyutlarında bir kare. O halde bu alanda ne olacak? B kare. O halde tüm bu şeklin alanı A kare artı B kareye eşittir. Tesadüfe bakın ki bu da şeklin C cinsinden alanına eşit. Çünkü şekil aslında aynı. Sadece parçaların yerini değiştirdik. Demek ki bu c kare eşitmiş. İşte bu kadar. Baskara bize Pisagor teoreminin şahane bir ispatını yapmış. Şahane.